kalk canım. Günaydın. Günaydın. Kusura bakma. Benim yüzümden burada kaldın. Yanımda sen varken hiçbir şeyden korkmuyorum ben. Otur, otur. Günaydın. Günaydın. Ya uyandırmadık değil mi? Yok ya. Kalkmıştık zaten. Günaydın tatlım. Menekşe nerede? İçeride gel. Ya uyandığından beri Menekşe'yi tutturdu. Menekşe! Canım. Niye burada kaldın sen? Öyle oldu bu gece. Günaydın. Günaydın. Tutturdu sabahtan beri. Parka götürdüm oyalamak için. Ya kusura bakmayın sabah sabah. Yok canım, iyi yaptınız. Kahvaltı ettin mi sen? Kadir abim poğaça aldı. Ben sana şimdi güzel güzel kahvaltı hazırlarım. İstemem. İstemem olmaz. Sen biraz çizgi film izle. Ben bakayım neler var. Yemek servislerine çok hızlandım. Bir baktım herif aşağıda dolanıyor. Hangi herif? Ya dün gece Emine'nin kocası gelmiş. Gerçek kocası ya. Hani kayıpmış ya. Meğer adam hapisteymiş. E'si Şebnem'i görmek istedi. Sakın. Yok ya. Eve sokmadık zaten. Kovaladık adamı. Nasıl gidersin? Ben sana ne dedim? Anladım da komiserim. Benim kızım o. Görmek istiyorum. Mahkeme geçici vasi olarak onları tayin etti. Hiç alamayacak mıyım çocuğumu? Emine yardım ve yataklıktan yatıyor içeride. Ama henüz ikinci duruşmaya çıkmadı. Tahliye olma ihtimali var mı? Önümüzdeki mahkemeden sonra polise yardımcı olduğu için tutuksuz yargılanabilir. Bana bak. O güne kadar çocuktan da o aileden de uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Bir sürü davayla uğraşıyorum zaten. Bir sürü bela var başımda. Hırsımı senden almayayım. Tamam. Merak etmeyin. Bir daha rahatsız etmem. O adam. O adam daha yakalanmadı değil mi komiserim? Mustafa dedikleri. Hadi çık çık. İşim gücüm var benim. Komiserim. Gidip biraz dinlenin lütfen. O adamı yakalamadan bana huzur yok. Yemin ederim yakalayamazsam istifa edeceğim. Bazıları sana fena alıştılar. Sen bir de sabah görecektin. Ayrılması çok zor olacak. Benim için de öyle. Hatırın için bu kadar yeter. Peki o zaman elini ağzını yıka bakalım. Ben yardım edeyim mi sana? Hı hı. Hadi kalk bakalım. Bak bunun eline de çocuk yakışıyor. Gelinini sevmeye başladı. Abime müjdeyi vereyim mi? Uğraşmayın benimle. Emine ile Şebnem'in durumunu iyice bir konuşmamız lazım. Sen gitme sakın yanına. Niye? Gitmek istiyorum. Ne karar verecek öğrenelim. Halil'le konuşmadan bir yere gitme sakın. O bugün başka işlerle uğraşacak. Gel oğlum, otur bir çay iç. Teşekkür ederim. Hemen çıkmam lazım. Afiyet olsun size. Hoşça kalın. Güle güle oğlum, güle güle. Güle güle yavrum.
Halil de içine ata ata dertli oldu. Çocuğa bak, hayali fener gibi geziyor. Ya. Hastaneye mi gideceksin? Önce bir işim var, sonra hastaneye gideceğim, evet. Seninle geleyim mi? Ara beni. Tamam. Hadi girsene içeri. Abi hadi biz de gidelim bir an önce. Aa, senin doktorla randevun var değil mi? Evet de... Şeye de gitmek istiyorum. Ne? Hadi hazırlan. Halil'in haberi var mı? Hı hı. Mithat'ın yanına mı gitti? Önce başka bir yere uğrayacakmış. Hadi çıkalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz yani. Hadi şüz. Gel Emine, otur. Menekşe Hanım son durumu konuşmak için gelmiş. Şebnem nasıl? İyi, evde. Beni soruyor mu? Sormaz mı? Şebnem'in geçici vasisi olarak görüşme izni alabildik. Ne oluyor Emine? Dün akşam bir adam gelmiş bize. Sami. Kocan mı gerçekten? Hı hı. Duruşma tarihin bugün yarın belli olur Emine. Durumun da göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmanı isteyeceğiz. Ben cezamı ömür boyu çekeceğim. Hiç kurtulamayacağım vicdan azabından. Her gece rüyama giriyor. Ben buraya Şebnem'in durumunu konuşmaya geldim. Kocan görmek istiyor. Bilmiyorum. Kimseye güvenmiyorum artık. Bir sana. Bir sana. Bak. Dışarı çıkabilirsin diyor avukat bey. Kocan da çıktı ortaya. Yeni bir hayata başlayabilirsin. Yeni bir hayat. Eskiyi unutmam mümkün olsa. Bence unutma zaten. Unutma ki çocuğunu tehlikeye atma bir daha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.